gülerken yakaladınız. Çünkü ben Sayın Doktor Havva Türedi ile birlikte çok güldük. Şöyle bir kahkaha attık. İki bey de şapkasını çıkarttı. Ben biraz önce vereyim dedim Zekeriya Bey. Yok dedi, size çok güzel yakıştı. Yani harika, sakın çıkartmayın. Tamam, ben zaten hazırım, çıkartmadım. Çok teşekkür ediyorum. Siz bana verdiniz. Biraz önce aktardığı konuyla ilgili Sayın Başkanım da çıkarttı efesini. Ne oradan var? Da havan dedi ki efelik bayanlara kaldı. Ne dersiniz? Efelik bize kaldı. Bakın üç bayan da efe şapkası var. Beyler ne diyorsunuz? Kaptırdınız efeliği. Biz seve seve verdik. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bizim gerçekten kadar sizlere de yakışıyor. Çok teşekkür ederim. O kadar zarif, o kadar güzelsiniz ki böyle ülkenin, bir laf beklerdim zaten. Bu ülkenin erkeği de kadını da efedir. Efe, evet, erkeği de kadını da. Daha ne diyelim, yani söz bitiyor burada. Bu ülkenin erkeği de kadını da efedir yani. Evet, gerçekten öyle. Şimdi ben sözü Sayın Şükrü Kocaer'e vereyim diyorum. Anlatacak o kadar çok şey var ki. Hangisinden başlar acaba? Yani kalan hangisinden başlar? Öyküler var, efendim... kendi aktiviteleriniz var, dünden bugüne gelen hedefleriniz var, ama önemli olan bugün biz şunu anladık, aldık. Efelik nedir? İzmir'in efelerinin İzmit'e yansıması, ama bu ülkenin her yöresinde efelerin olduğunu, efelik izlenilmez, yaşanır bir boyut olduğunu ve akabinde efe oyunlarının cidden çalışılarak yapılması gerektiğini, müthiş görkemli bir heybet olduğunu, hatta ve hatta hiç vücudumuzda kullanmadığımız kasları bile efe oyununda kullandığımızı, ardından bir doktor olarak zihnimizi de bir sonraki figürü düşünerek oynadığımızda zihnimizi de çalıştırdığımız. Öyle bir şey. Daha çok var ama şöyle bir toparlarsam en önemlileri gibi geliyor bana. Şimdi bir de isterseniz girmeden sizin bu güzel oyunlarınızı hani geçmişte zafer kutlamalarında uygulandı ya bu oyunlar. Evet. Hakikaten görkemli bir şekilde. Ama günümüze yansıdığında değişik kutlamalarda da sizlerden yararlanılıyor. Evet. Örneğin mesela polis haftası ile ilgili kutlamalarda bir zeybek oyunu çok yakışmış, ilgililere sunulmuş ve o gün zeybekle kutlanmış. Ve bunun VTR'si var. Evet. Ben merakla düşünüyorum ve bizi izleyenler de görsün dileyerek yönetmenimden istiyorum doğrusu. Körfez'in efeleri olarak biz İzmit'te birçok etkinliklere boy göstermeye gayret ettik. Ve bunlardan biri de polis haftasıydı. Onlar için hani haftaya bir renk katabildiysek ne mutlu diye biz başladık. Fakat bayağı bir renk katmışız. Çünkü devamındaki polis gecesine de davet edildik. Müthiş. Burada bu tip organizasyonlar hem bizim tanınmamız hem de zeybeğin daha ziyade zeybek ve zeybek kültürünün yayılması, benimsenmesi ve yaşatılması için büyük bir kapılar oluyor. Doğru. Bu buna benzer direkt resmi kurumlar olsun, cemiyetler olsun, bunlara biz elimizden geldiği kadar mülaki olmaya gayret ediyoruz. Güzel bir gösteri oldu. Körfez'in Efeleri Zeybek grubuyla beraber. Bu grup dediğim gibi gösteri grubu dahi yükselerek devam ediyor. İzleyelim bakalım bizim bu söylediğimiz kadar var mıymış arkadaşlarımız. İzliyoruz. Bir yalnız ağır adam hani.
ilgi alaka oldukça yoğun. Kim evet. bilir nasıl alkışlar aldınız. Anlatın bize. Şimdi belki de Kocaeli'nde bu kadar kalabalık bir camia önünde ilk defa oynadık. Evet. Çünkü spor salonunda olmuştu. Ve bunu tanıtmak için en güzel organizasyonlar bu şekilde oluyor. Evet. Atmosfer çok güzel. Arkadaşların ilk başlarda o gün sanıyorum bir 5 seybek falan oynadık arka arkaya. 20 dakika kadar da bir zaman ayrılmıştı. Bizim için biraz yorucu oluyor. Fakat insanların o alkışlarından büyük bir destek ve kuvvet alıyoruz. Tabii. Dolayısıyla her zaman şunu söylemeye gayret ediyorum. Biz oynadıkça keyif alıyoruz. Keyif aldıkça oyunlarımızı gören insanlar onlar keyif alıyor. Onların keyif aldığını gördükçe bizim keyfimiz daha da fazla artıyor, oluyor. Tabii, evet artıyor. Tabii. O nedenle bu oyunun iddia edeceğim en büyük taraflarından biri kesinlikle çok keyif verici bir oyun. Hani oynamadan izlemekle bile bu kadar keyif alınıyorsa düşünün ki oynadığınız zaman ne kadar keyifli olur. Düşünüyorum çocuklar çok sever böyle renkli kıyafetleri, süslü şapkaları. Çocukların ilgi ve alakası nasıl? Bir çocuk sizi gördüğü zaman ne yapıyor? Şapkanızı ellemek mi istiyor? Belinizdeki kamayı tutmak mı istiyor? İlk yaptığı o da bizim gibi kollarını kaldırmak oluyor. Değil yani mi? Evet, onlar da Efe figürleri yapmaya gayret ediyorlar. Acaba ya da, düşünüyorum bu oyunlar küçük okullara da girse var mı Efe şimdi, oyunları? Şimdi Marmara bölgesinde nadir. Çok belki son zamanlarda biraz daha arttı. Bu tabii bilinen bir şey değildi. Bu evet, atmosferde, evet. bu coğrafyada bilinen bir şey değildi. Doğrudur. Ama Ege'de emin olun ki bütün yörenin kasabaları, köyleri dahil özellikle ilköğretim okullarında mutlaka bir zeybek sınıfı vardır. Vardır. Yani bir gösteri sınıfı vardır. Şimdi bir işte ben halk oyunları... Körfez'in efeleriyle İzmir'in ya da Ege'nin efelerini karşılaştıralım diyecektim. Yani bu cümleyle ortaya döküldü. Karşılaştırırsak eğer... Şimdi şöyle düşünelim. Ben uzun yıllar İzmir'de kaldım. Hani Efe olmak için Ege'li olmak gerekmiyor. Gerekmiyor. Bunu ben anladık. Ben aslen evet. doğma büyüme evet. Yozgat doğumluyum. Evet. Fakat bu işe gönül vermek... Ülkenin kadını erkeği Efe zaten. Kadını erkeği Efe ve son Başarıyı zamanlarda seviyor. Özellikle son zamanlarda bu gerek 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı başta olmak üzere 10 Kasım Atatürk'ü yad etme zeybek gösterileri çok olmaya başladı. Evet. Ve bunu hemen hemen her konumda bizler de mesela bunlarla ilgili üzerimize düşen ben veya arkadaşlarım ayrı ayrı yerlerde, ayrı ayrı gruplar, ayrı ayrı zamanlarda mutlaka bir zeybek gösterileri yaparak insanlarla o günün anlam ehemmiyetini belirten bir etkinlik olarak geceye damgasını vurmuşlardır diyebilirim. Çünkü biz bunları hep beraber yanlarında olamasak dahi bahsettiğimiz gibi Körfez'in Efeleri diye bir grubumuz var. Bu evet. grupta biz sadece zeybek ve zeybekle alakalı haber, görsellik, videolar bizim başkalarının Türkiye'de, yabancı ülkelerde mesela engelliler dediniz siz. Evet. Down sendromlu arkadaşların zeybek oyunları var. Biz onları da sitemizde paylaştık. Veya bizden ders alan öğrenciler, özellikle gelin damatlar. Değil mi? Biz onlara tabii açılış dansını zeybekle yaptırıyoruz. Onların videoları. Kendi bulundukları cemiyetlerin düğünleri, yemeklerinde oynadıkları videolar, resimler veya bu konuyla ilgili yorumlar, özellikle yorum köşesi bizim daha çok hoşumuza gidiyor. Bu konuyla ilgili ne kadar çok yorum yapılırsa bizim nerede güzellikler veya nerelerde yanlışlıklar yaptığımız daha net ortaya çıkıyor. Bunun büyümesi için de biz daha sağlam adımlarla ilerliyoruz. Çok doğru. Ben öyle tahmin ediyorum ki sohbetimiz içinde anlattınız Atatürk'ümüzle Efe'lerin ilişkisini, Atatürk'ümüzün zeybekle olan ilişkisini. Rica etsem yönetmenimden acaba buna dair fotoğraflar varsa program bitmeden onları da görelim. Evet. İşte siz anlatın bize. Bu son balodan çekilen ya. Fotoğraflar sarı zeybek oynuyor. Önce Atatürk. Arkasından diğer konuklarla beraber zeybek oynuyorlar. Bir şey. Müthiş bir müthiş atmosfer. Bir gerçekten ezgisi de sarı zeybeğin çok
iç gıcıklayıcı, insanı böyle coşturan bir ezgidir. Tabii yakışmış. Bunu da değerli Sümer Özgü canlandırıyor. Kahraman Atatürk'ümüze inanılmaz yakışmış. Yani bu Türk insanına yakışıyor bu oyun zaten. Zaten farklı görkem. Filmlerde çok var şimdi zeybek oynayan. Evet, evet, artmaya başladı. Evet, artmaya başladı. Tabii sizin de Körfez'in Efe'lerinin de burada çok önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Biz şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Biz bir şekilde halk danslarına karşı, bu sadece zeybekle sınırlı kalmasın. Önce kendi çevremize, çocuklarımıza halk danslarını bir empoze etmeye, yaşatmaya. Tabii. Onlarla beraber çünkü devam edecektir. Bunların devamlılığı için bunları öğretmeye gayret edelim. Tabii ki dünya dansları, salon dansları, Latin dansları veya başka ülkelerin halk dansları da olabilir. Bunlar da öğrenilebilir. Ama bence başta bir halk dansımızı öğrenmesi, yani kendi bulunduğu yörenin danslarını öğrenmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Hava Hanım'ın bunu yaşadığını görüyoruz. Anlattı bize. Şimdi hocam dedi okul zamanı Fedon'un, herkese öğretilir. Evet. Ben öğretilirken zaten kendi kültürümde düğünlerde oynanan bir şey bu. Evet. İnsan sahip olduğu değerlerin farkında olduğu oynayın bazen derse birisi, biz oynayamazsak hakikaten mahcup oluruz. Önce kendi ne dansımızı bir öğrenelim. Dışına çıkıp gurbet yani duygularını yaşayınca kendi kültürümün ne kadar önemli bir şey olduğunu, yani bunu yaşatmak istedim. Ve kursa gelen herkese ilk gün nerelisin, nerelisin demeye başladım. Ne zaman bir Denizlili bulacağım gibi. Şimdi ama Aydın, Muğla, Denizli, İzmir. Hayır. Egeli değil. Değil. Çoğu şimdi, değil. Değil şimdi. Çoğu değil. Evet, artık ülkeli, Türkiye'li. Ve kahramanlar sadece bizim Ege yöresinden çıkmıyor. Evet, evet, söylemişsiniz. Türkiye'nin her yerinden bizim kahramanlar. Bu Türkiye'nin kadını da erkeği de hepsi birer Efe dedik. Hakikaten Efe. Paylaşmayı, dürüstlüğü, doğruluğu, başarıyı seven insanlarla dolu. Kısaca bir de Efe'den bahsedelim. Evet, buyurun. Şimdi hep Efe Efe diye bahsediyoruz. Efe nedir? Şimdi Efe bir düzene baş kaldıran, haksızlığa tahammül edemeyen bir grubun başındaki lidere Efe deniliyor. Yani bir şekilde kendi grubunu oluşturmuş ve bunları eğitmiş, bunların içerisinde en çok saygı gören lideri Efe. Efe'nin yardımcıları var. Efe'nin, ya bu tabirleri günümüzde mutlaka duyuyoruz ama birebir anlamını burada kısaca özetlemeye çalışırsak, Efe'nin de yardımcıları var. Usta askerler, usta savaşçılar. Bunlara da zeybekler deniliyor. Efe'ler kendi yaptıkları kahramanlık veya eylemlerle de anılabiliyor. Ya da halkın onlara taktığı ya da gelenekten gelen, sülaleden, aileden gelen bir lakapla da anılabiliyor. Evet. Zeybekler de bu şekilde. Ve zeybeklerin altında daha böyle acemi askerler diyelim. Bu işin ustalık kısmına daha gelmemiş ama onlar da ekip içerisinde görev alan acemi askerlerimize de kızanlar deniliyor. Evet. Kızanlar, ilk başta gruba giren kızanlar, kızanlar kendi başarılarını gösterdikleri müddetçe ilerleyerek zeybek, zeybekler de kendi başarılarının arasından zeybekler içerisinden Efe, bu Efelerinin hepsinin toplandığı da bütün grupların bağlı olduğu Efelerin Efesi diye bir şahıs oluyor. Evet, Efelerin Efesi. Evet, bunların birbirlerine Efe olmaları, kızan olmaları ve zeybek olmaları bir merasimle, bir yeminle, bir törenle oluyor. Müthiş. Bunlar da çok Ege bölgesine bariz, hani kendi şiveleriyle ve kendi deyimleriyle yapılıyor ama herkesin bir Efe yemininin metnini okumasını isterim. Var mı ezberiniz? Ezberim de yok. Ah, biraz da uzun. Ama onu o şeyle, şiveyle, o aksanla dinlemek gerekiyor. Doğrudur. Bence bunu arkadaşlarımız araştırarak bizim kendi sayfamızdan, Körfez'in Efeleri sayfasından bunu da bulabilirler. İzleyebilirler. Onu söylemek. Çok videoyu da bulabilirler. Yeter ki birazcık ilgiyi, birazcık alaka göstersinler. Zeybek'le ilgili, Efe'yle ilgili birçok
oyun zor da olsa öğrenildiğini öğrendik. Peki ekonomik boyutta çok masraf gerektiriyor mu acaba? Yok, biz aylık çok cüzi, yani 100 lira civarında bir parayla bu işi finanse etmeye çalışıyoruz. Bu da çok hoş, çok güzel. Bunlara da sahip kendimiz mi oluyoruz, oraya katılan mı oluyor? Onları dileyen arkadaşlarımız, temin etmek isteyen arkadaşlarımıza biz gereken yardımı yapıyoruz. Bir şekilde temin ediyoruz. Zaten çok pahalı da değiller. Evet. Mesela o size verdiğimiz yani buradan kuma, duyduğumuz şeyler çok önemli. Yani zeybek öğrenmek sabır istiyor ama hiç pahalı değil. Sadece istek ve sevmek gerekiyor. Amaç istek. İkincisi biz hani zeybeklerin, efelerin o zamanki kostümleri, kıyafetleriyle birebir aynısını geçmiyoruz üzerimize. Evet. Biz sadece sembolik olarak işte bir aksesuar olarak silahlar veya işte bir başlık olarak o efeyi işte efeyi bize, biz aslında modern efe, çağımızın efeleri diyoruz. Yansıtmaya çalışıyoruz. Bugün değilse Ege'de, Ege yöresinde efe kıyafetleri diye satılan veya insanların gösterilerde çıktıkları elbiseler vardır. O yerel halkın kıyafetleridir. Biz birazcık daha modern efeyi simgelemek ama adına çok ne yapabiliriz dedik. Evet. Ve bunu da hatta geliştirmeye de devam ediyoruz. Yani gerek aksesuarlar olarak olsun. Amaç o, yani bakıldığında bizim bir zeybekle ilgilendiğimizi rahatlıkla gösterebilecek tamamlayıcı unsurlar olduğu için çok fazla sıkıntı çekmiyoruz. Günlük herkesin bulabileceği kıyafetler, yani pantolon ve gömlek gelek. Haricinde birkaç tane aksesuar ekledik biz sadece. Şimdi bunun... kıymetli arkadaşlar, süremiz tamamlanmak üzere, sonuna geldik. Yani söyleyecek çok şeyimiz var ama en son noktada dünü bugüne uyarladığınızı öğreniyoruz. Evet. Kıyafetlerinizi gördüğümüzde de zor olmadığını da düşünüyoruz. Siyah pantolon bulmak, beyaz gömlek bulmak çok zor değil. Bunu da hazırlamak da zor değil. Yani dünü yaşatmak hiç zor değil. Cuma'yı arkadaşlara bu işe gönül veren insanlara biz kendimiz hediye ediyoruz zaten. İşte bu kadar. Ve şimdi alasmaladık derken birer cümle istiyorum sizlerden. Şöyle baştan başlayalım ve alasmaladık diyelim efendim. Buyurun. Ben çok teşekkür ederim bizi ağırladınız. Çok güzel bir gün geçirdik. Sağ olun, var olun. Şükrü hocamıza da ben teşekkür ederim. Çok ben güzel arkadaşlarımız oldu. Çok güzel bir grubum var. Çok büyük keyif alıyorum. Ama ben keşke eşim de bu oyunu oynasaydı. Gençlerde buradan selam olsun kendisine. Beraber olsak ama hiçbir toplantımızı kaçırmaz. Evet. Şimdi ben iyi oynadıkça o da mutlu oluyor. Ne güzel. Ama herhalde o da başlayacak. Buyurun. Burada ilginç bir şey var. Aslında bizim grubumuza lütfen. Bizim grubumuza katılan insanların birçoğu bayanların erkekleri bu işe itmeleri sebebiyle katılıyorlar. Doğrudur. Yani, doğrudur. Ne güzel. Erkekler bravo. Değil de ne daha güzel. Ziyade bayanlar bu işe ilgi yani gösteriyorlar. Yani bayanlar gerçek efeler. Buyurun efendim. Alasmaladık derken. Şükrü hocama çok teşekkür ediyorum. Böyle keyifli bir grubun içinde bulunmaktan dolayı da çok mutluyum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizi tanımaktan gruba geldiğiniz için de ayrı bir keyifteyiz. Gözümüz arkada değil artık. Bu iş sonsuza dek devam edecektir. Buyurun. Ben de özellikle bu oyuna gönül veren arkadaşlarım, Körfez'in efelerinin burada bulunmayan diğer üyelerini ve bizim zeybek oynamamızda veya zeybek oynayabilmemizde katkısı olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Başta TV 41 ailesi ve bütün medya organlarına. Bu oyunla ilgili her zaman bizi Kocaeli'nde göreceklerdir. Bunun da teminatını veriyorum. Adresinizi söyleyerek sözü sizden alıyorum. Evet, biz Körfez'in efeleri Facebook sayfasından bize ulaşabilirsiniz. Orada bütün etkinliklerimiz, oyunlarımız ve efelikle, zeybekle alakalı her türlü bilgiye sahip olabilirsiniz. Çekinmeden bize ulaşınız. Biz bu oyunu yaşamaya, yaşatmaya gayret eden bir ekibiz. Bunu da böyle bilirsin. Evet. Bu böyle tokalaşılır bununla. Tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz. Ben ayrıca ekranları başında bizi izleyen herkese de kocaman kocaman teşekkürlerini gönderiyorum. Yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma efece teşekkür ediyorum. Ve bir dahaki programda 5 Aralık Perşembe günü saatler 14'ü gösteriyorken Dünya Engelliler Günü ile ilgili sohbet edeceğiz ve Engelli Dernek Başkanı olan arkadaşlarım burada olacaklar. Farklı boyutta sohbet edeceğiz. Ve sporun içinde, efeliğin içinde olan engellilerden konuşacağız. Evet, 5 Aralık